Zaman zaman seni usanan düşünceler bitti aman aman. Durup durup sonra yine yanan ateşlerinde duman duman. Senle yaşadığıma sözüm yok, yaşanan kısmet. Sonrasını da ben konuşmam, sevmem nispet. Senle yaşadığıma sözüm yok, yaşanan kısmet. Sonrasını da ben konuşmam, sevmem nispet. Al her şeyini yanına, yüreğine benden ne ateş olur ne soba. Söz veremem yarına, bana senden ne köy olur ne de kasaba. Al her şeyini yanına, yüreğine benden ne ateş olur ne soba. Söz veremem yarına, bana senden ne köy olur ne de kasaba. Sanan düşünceler bitti aman aman. Durup durup sonra yine yanan ateşlerinde duman duman. Senle yaşadığıma sözüm yok, yaşanan kısmet. Sonrasını da ben konuşmam, sevmem nispet. Senle yaşadığıma sözüm yok, yaşanan kısmet. Sonrasını da ben konuşmam, sevmem nispet. Al her şeyini yanına, yüreğine benden ne ateş olur ne soba. Söz veremem yarına, bana senden ne köy olur ne de kasaba. Al her şeyini yanına, yüreğine benden ne ateş olur ne soba. Söz veremem yarına, bana senden ne köy olur ne de kasaba. Al her şeyini yanına, yüreğine benden ne ateş olur ne soba. Söz veremem yarına, bana senden ne köy olur ne de kasaba. Al her şeyini yanına, yüreğine benden ne ateş olur ne soba. Söz veremem yarına, bana senden ne köy olur ne de kasaba. Bravo! Çok teşekkür ederim. Ve bu geceki canlı performans konuğumuz Soner Sarıkaba... Soner Sarıkabadayı. Sarıkabadayı. Çok normal. Hoş geldin Soner. Ben de Soner. Söyleyemiyordum küçükken. Herhalde. Zamanla. Zamanla oluyor mu? Alışıyor olur. İnsan. Yani ben bile zorlandım, öyle söyleyeyim. Soner, şimdi az önce okuduğunuz kasaba parçasının, Sertab Erener'in Bu Yaza Damga Vuran Bu Böyle isimli şarkısının, Murat Boz'un Uçurum Her Şeyi Yak Sallana Sallana 2, Medeni İnsan, Sibel Can'dan Anladın Sen Onu, Demet Akalın'dan Mantık Evliliği, Murat Dalkılıç'tan Hem Kasaba Hem La Fontaine, Berdan Mardini'den Annem Kızıyor, Tarık'tan Gümbür Gümbür, Gönen'den Vesile ve kendinden de Buz ismi. Bütün bu şarkıların yazarı, evet, söz yazarı, evet, değil mi? Evet. Söz şarkı olarak, söz yazarı dediğin zaman şey olabiliyor. Hani bir şarkının sözünü başka bir insan yazabilir. Sen besteliyorsun da. Ben söz müzik yapıyorum. Şarkı olarak yapmaya çalışıyorum. Ben çünkü geçen hafta bizim canlı performansımızda Murat vardı, Dalkılıç. Evet, izledim. Dedim ki ben zannedeyim, muhakkak izledin. O Türkiye'yi ondan değil de yani. Ben şansı açtım. Yani. Şarkılar senin olduğu için izlemişsindir diye düşündüm. Oradan ben zannediyordum ki Murat bazıları kendisi. Yani nereden çıktı bu sözler derken Soner.
Dedik ki bu son abi gelsin bakalım görelim. Çok teşekkür ederim. Ama İlginize... senle daha önceden tanışıyormuşuz. Evet tanışıyoruz. Ben artık hafıza tamamen balığa dönüştü. Evet, evet. Vallahi hafızam çok iyi, çok şükür. Maşallah. Yani hep hatırlıyorum her Nasıl şeyi. Nasıl çıkıyor bu şarkılar? Böyle hani sana ciddi ciddi anlatacak kadar bilmiyorum nasıl çıktığını. Gerçekten. Hani biri sana benden ne köy olur ne kasaba mı dedi, senden ne ateş olur ne soba falan hani. Onu dememiştir de. Onu dememiştir de. Ona cesaret yoktur da ne demiştir? Yani şey demiştir hani onu hissettirmiştir. Öyle hissetmişimdir yani gerçekten etkileniyorum. Duygusal hafızam da çok fazla. Hani birisi bana böyle olumlu davrandığı zaman onu da iyi hatırlıyorum. Olumsuz davrandığı zaman onu da iyi hatırlıyorum. Ve tabii normal herhalde benim bir şeyleri normal yaşayan insanlardan daha fazla seviyor olmam ya da daha fazla etkileniyor olmam. Herhalde bununla alakalı. Çok ama kimse bana öyle hani şöyledir dedi de ondan dolayı esinlenip ne bir şarkı yazmadım. Ne zaman patladın yani. Sen Soner? Ben patlamadım ya. Hayır çünkü... Patlamadım diye biliyorum. Hayır bu aralar baksana şurada saydığım bütün isimlerin en son hemen hemen en son şarkıların hepsi sana ait. Demek ki belli bir zamandan sonra senden bir alıntı başlamış. Senden bir alma yani. Ne aslında, zaman? Aslında ben 2003 yılından beri hayatımı şarkı yazarak kazanıyorum. Ve bunun farkı... İlk meşhur olan şarkın hangisi? Tarık Gümbür Gümbür. Gümbür Gümbür. Evet on olmuştu. İlk verdiğim şarkı o. Ondan sonra bir süreç yaşadım. Öyle söyleyeyim. Ben de çok acelesi olan bir insan değilim. Belli konuşmandan hani, çok fazla böyle hani bir yerden bir yere koşarak gitmem. Hani öyle yok. Psikolojimde öyle bir şey yok. Rahat edemiyorum. Artı sanırım şu son dönemlerde bu yaz ve ondan önceki yaz bir frekans yakalandı şarkılarımla ilgili olarak. O yüzden sık sık benim şarkılarım insanların karşısına çıktı. Evet yani mesela hani. Ondan dolayı sanırım sen patladığımı düşündün. Ya ama işte son duruma bakarsan öyleyim. Murat Boz niye sana geldi? Murat Dalkılıç niye sana geldi? Sibel Can niye sana geldi? Demet Akalın niye sana geldi? Sertab Erener niye sana geldi? Kısmet oldu yani. Birazcık da şans işi biliyorsunuz bu işler. Tabii ki şans yani ben, işi. Ben yeteneğime ama inanıyorum. Tavsiye... Bu yanlış anlaşılmasın. Gerçekten yeteneğime çok mesela inanıyorum. Mesela Demet arkadaşındır. Aramışsındır demişsindir ki Demet'e. İşte Mantık Evliliği süper bir şarkı yaptı. Mantık Evliliği. Bu sana olur. Oldu mu hiç ben öyle şeyler? Ben kimseyi aramadım Sabacığım. Seni hiçbir aradılar. Zaman, hiçbir zaman kimseyi Sabah aramadım. Sabah değil Sabah lütfen. Sabacığım o zaman pardon. Kimseyi aramadım gerçekten. Yani aramak da yanlış değil. Yanlış öyle bir şey söylemek istemiyorum da. Bunlar hep bekleyerek ve hani sabrederek olmuş şeyler. Yani üst üste geldiğinde mesela çok yakın tarihlerde olmuş projeler ya bunlar. O yüzden böyle bir frekans oluyor ama mesela bu böyle bende 5 sene durdu. Kasaba 4,5 sene durdu. Gelen herkesi çaldım ben. Ve mesela kasabada şöyle bir durum yaşadım. Nakaratında şey var. Ne ateş olur ne soba diyor. 4 sene boyunca gelen herkes bana şey dedi. Ya burada soba olmasaydı hani şömine. Güzel şarkı da hani burada soba olmasın falan. Mesela Murat Dalkılıç geldiğinde şey dedi. Abi dedi soba ne güzel olmuş dedi. Ona verdik. Onun kısmeti. Ona verdik onu. Evet onun kısmeti. Gerçekten öyle bir şey yani. Ben bunu şey için anlatmıyorum. Bunun bir mantığı var. Ben yaşıyorum, görüyorum. O bazı insanlar bazı şarkıları fark edemeyebiliyorlar. Bazı şarkıları algılayamayabiliyorlar.